olmak, listenin başında yer almak çoğu zaman gurur verir. Ancak söz konusu olan iş kazaları ise bu gurur yerini utanca bırakır. Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası meydana geliyor ve bu kazalarda her gün 3 vatandaşımız yaşamını yitiriyor. Rakamlar ülkemizi Avrupa'da 1. dünyadaysa 3. konuma taşıyor. Maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek adına yasal düzenlemeler yapılırken, sahada görev yapan iş güvenliği uzmanlarının yeterliliği de aldıkları eğitimle paralellik taşıyor. İnsan odaklı bir eğitim anlayışını benimseyen SES Akademi'ye gidiyor. Eğitimin içeriğini kurucularla konuşuyoruz. ...6331 sayılı yasa başta olmak üzere çalışma hayatımızla ilgili yasal düzenlemeler, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara eğitimler verilmesini zorunlu hale getirdi. Yasa, sayı sınırlaması olmaksızın tüm iş yerlerini yakından ilgilendiriyor. Hal böyle olunca sertifikalı iş güvenliği uzmanına talep artıyor, mühendis ve teknik elemanlar için yepyeni bir iş fırsatı doğuyor. SES Akademi, artan talebi nitelikli bir eğitimle karşılamak üzere İstanbul'da kuruluyor. Akademinin kurucu ortağı Dr. Mahmut Yaman, bir tıp doktoru olmasının yanı sıra verdiği iş sağlığı güvenliği eğitimleri ve yazdığı kitaplarla sektörün en deneyimli isimlerinden biri. Dr. Mahmut Yaman'la öncelikle sorunu tespit ediyor, dünyada ve Türkiye'de iş güvenliğinin boyutlarını ele alıyoruz. Dünya geneline baktığımızda her yıl 200 milyonun üzerinde iş kazası oluyor. Ve her gün 5000 işçi yaşamını yitiriyor. Ve dünya genelinde iş yerleri ve ülke genelinde ele aldığımızda ülkeler gayri safi milli hasılalarının %4'ünü kaybediyor. Bu ILO'nun rakamlarıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü. Ve bizim ülkemiz açısından ele aldığımızda ülkemizin aşağı yukarı yıllık 40 milyar lira gibi bir ekonomik kaybı var. İş yeri açısından ele alırsak da iş yerlerinin karının %5 ila 15'i iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yok oluyor. Ve bizim ülkemizde üzgünüm 6 dakikada bir iş kazası oluyor ve her gün 3 ya da 4 kişi yaşamını yitiriyor. Yazdığı kitaplar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ÇASKEM tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında kaynak kitaplar arasında gösterilen Mahmut Yaman, uluslararası çalışma standartları uyarınca revize edilen yasal mevzuatın sahada karşılığını bulabilmesi adına ilgili kişi ve kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ülkemiz bu konuda 155 sayılı ILO Sözleşmesi'nin altına imza atmış ve 2004 Mart'ında da bunu yasa olarak meclisten geçirmiştir. Nedir 155 sayılı ILO Sözleşmesi? İş sağlığı güvenliğinin sosyal tarafları, devlet, işçi kuruluşları, işveren kuruluşları el ele vererek çözüme yönelik uygulanabilir bir iş sağlığı güvenliği politikası geliştirecek. Ülkemizde bunun adımlarının atıldığını görüyoruz ama hala tarafların gündemlerinin birbirinden bağımsız olduğunu da ne yazık ki görüyoruz. İşveren olmanın da işçi olmanın da ayrı zorlukları olduğuna değinen Mahmut Yaman, keşke diyeceğimiz durumları yaşamamak için bugünden harekete geçmeliyiz diyor. Bizim işimizde keşke sözcüğüne yer yok. Keşke dediğimiz anda geriye dönüp baktığımızda geri dönüşümsüz zararlar yaşanmış demektir. Yani birileri ölmüş ve bir takım maddi hasarlar, zararlar yaşanmış demektir. Burada önemli olan devletin birleştirici rolünü oynaması. İşverenlerin çalışanları mesai arkadaşı olarak görmesi. Bugüne kadarki bakış açılarımızı biraz gözden geçirmemiz ve sosyal tarafların bir araya gelerek sorun nereden kaynaklanıyor, çözüm nasıl olabilir konusunda birlikte hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Müzik
iş yeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği eğitmeni Mahmut Yaman, resmin bütününü görmek lazım diyor ve iş kazaları kadar önemli bir başka konu, meslek hastalıklarında da vahim bir tabloyu gözler önüne seriyor. Bizim ülkemizde yıllık 600 dolayında meslek hastalığı resmi olarak kayıtlara giriyor. Ama şöyle bir senaryodan size bahsedeyim. İnsanlar emekli olur ve kısa süre sonra ölür. Arkasından şöyle konuşuruz. Vah vah, tam işte torun sevecekti, emekliliğin tadını çıkaracaktı, ömrü yetmedi. Oysa çalışanların ölümleri ciddi bir şekilde incelense, ben inanıyorum ki arkada ciddi şekilde meslek hastalıkları söz konusudur. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistikleri 2011 yılında meslek hastalıkları sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ortaya koyuyor. Ülkemizde tespiti yapılan meslek hastalıkları bu haliyle buzdağının görünen yüzünü anımsatıyor. Bizim ülkemizde uluslararası istatistiklerden yola çıkarak söylüyorum. En iyimser senaryoyla her yıl 40 bin üzerinde meslek hastalığının kayıtlara girmesi gerekir. Kötümser senaryoyla ele alırsak 150 binin üzerinde her yıl meslek hastalığı tespit edilmeli. Örneğin Almanya'da yıllık 20 bin dolayında meslek hastalığı tespit ediliyor, resmi kayıtlara giriyor. Şimdi ben bütün çalışanlara buradan sesleniyorum. Yani biz çok iyi durumda mıyız? Hiç meslek hastalığımız yok. Meslek hastalıklarının tespitinden korkmamalıyız. Ne kadar çok tespit edersek bunun bir problem olduğu ortaya çıkar ve çözmek için gayret sarf ederiz. Ama en son benim bildiğim resmi rakam 539 meslek hastalığı. Mahmut Yaman, sağlıklı ve mutlu bir ömür sürebilmek adına herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısıyla sözlerini noktalıyor. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bize hadi gidin deseler hangi ülke bizi kabul eder? O zaman herkes kendine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeli. Sonuçta hepimiz mutlu oluruz. İstatistikler ülkemizi Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sıraya taşıyor. Maddi ve manevi kayıplara yol açan bu yapının değişmesi için yasal düzenlemeler yapılırken, sahada görev yapan iş güvenliği uzmanlarının yeterliliği de aldıkları eğitimle paralellik taşıyor. İstanbul'da hizmet veren SES Akademi, alanında uzman bir ekiple insan odaklı bir metot uyguluyor. Akademinin kurucu ortaklarından inşaat ve maden mühendisi Yücel Karakuş, Okan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak uzun yıllardır iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmenlik yapıyor. SES Akademi eğitmenleri ve ortakları olarak çok uzun yıllardır sektördeyiz. Eğitmen olarak hem üniversitede hem birçok eğitim kurumunda eğitmenlik yaptık. Sahada özellikle çok önemli projelere imza attık. Ve bu yıl itibariyle, 2013 yılı Mart ayı itibariyle de bu deneyimlerimizi kendi çatımız altında daha olumlu bir sinerjiyle, daha geniş kapsamlı hem çalışanlara, hem mühendislere, hem hekimlere, hem işverenlere sunmayı hedefledik. Akademik bilgi ve birikimiyle birlikte yoğun bir saha tecrübesi, eğitim kadrosunun ortak noktası. Akademide sınav başarısı kadar önemsenen bir başka konu da göreve başlandığında sorunun bir parçası olmak yerine çözüm üretip sıkıntıları en aza indirecek iş güvenliği uzmanları yetiştirmek. Profesörler, doçent doktorlar, yarım doçentler de eğitmen kadrosu içerisinde. Aynı zamanda sahayı çok iyi bilen, sahada uzun yıllar deneyim elde etmiş iş güvenliği uzmanları, iş yer hekimleri de bizim kadromuz içerisinde görev alacak. Dolayısıyla hem sahayı hem de öğrencilere sınavı kazandıracak bir çalışmayla yola çıktık. Hedefimiz sadece iş güvenliği ve iş yer hekimliği sınavlarında başarılı olan kişiler değil, tam tersi birinci günden son güne kadar yapılacak tüm adımları bilen, adım adım iş sağlığı güvenliği sistemi kuran iş güvenliği uzmanları ve iş yer hekimleri istihdam etmek ve iş yerlerine gittikleri andan itibaren soru soran değil, soruya cevap veren, sorunu çözen kişileri eğitmek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan müfredata göre eğitim verilen kurumda çalışanların işin tam da merkezine koyulduğu bir eğitim anlayışı benimseniyor. Özellikle sahada bugüne kadar yanlış yapılan bir takım uygulamaların masaya koyup daha olumlu olanlarını, daha başarılı olanlarını ve dünyanın kabul ettiği birçok özellikle bizim iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri bilir, risk analiz metotlarını da aktararak çalışanı, işçiyi işin temeline koyarak, onlara sorular sorarak, onların problemlerini çözümleyerek yola çıkıyoruz. Karakuş, iş güvenliği uzmanlarını, iş yeri hekimlerini ve iş yeri hemşirelerini yetiştirmeye yönelik eğitimin süresiyle de ilgili bilgi aktarıyor. Burada iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri 220 saatlik programın 90 saatini online olarak almakta. Yani evlerinden, iş yerlerinden internete girip bu programı takip etmekte. Geri kalan 90 saatinde burada onlar için özel hazırladığımız sınıflara gelip akademisyenler ve bizler aracılığıyla bu çalışmaya devam etmekte. Son 40 saatinde iş yerlerinde staj yaparak değerlendirmekte. Dolayısıyla online, yüz yüze ve staj olarak 3 farklı aşamada bu programı bitirmekte. İş güvenliği uzmanı olmak için teknik bölümlerde lisans eğitimi almış olmak gerekiyor. Özellikle iş güvenliği boyutunda tüm mühendisler, kimyagerler, fizikçiler ve aynı zamanda teknik eğitim fakültesinden teknik öğretmenler ve aynı zamanda iş güvenliği programlarını bitiren ön lisans öğrencileri yararlanabilir. Kurucu ortak Gücel Karakuş, mekansal özellikleriyle de dikkat çeken eğitim kurumunda sandalye seçiminden akıllı tahta kullanımına birçok farklılık ve ayrıcalığı sunduklarına değiniyor. Öğrencilerimize ergonomik sandalyeler, özellikle onlar için dizayn edilmiş, yorulmadan uzun süre ders dinleyebilecekleri ve aynı zamanda renklerin de dünyasını, doğasını kullanarak onları çok olumlu, ferah bir sınıfta en iyi anlama kapasitesiyle aktarmaya çalıştığımız bir sınıf dizayn ettik. Tahtalarımız akıllı tahta. Bugün artık özellikle ilk öğretimde birçok okulda devreye giren akıllı tahtayı getirdik. Hiçbir kurumda olmayan yeni bir özelliktir bu. Kursiyerlerimizi öyle ferah bir ortama davet ediyoruz ki hem sınavı geçecekler hem sahada problemi çözecekler. Aynı zamanda burada da kendi evleriymiş gibi rahat edebilecekleri bir ortam yarattık. Teknolojinin de son nimetlerini buraya getirdik. Binlerce iş güvenliği uzmanının yetişmesine katkı sağlayan kurumun yöneticileri eğitim sonrasında da bu desteği hissettiriyor. Sahada yanlış hatırlamıyorsam 10 binin üzerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle eğitmen olarak çok uzun yıllar hizmet verdik. Sahaya gittikten sonra tamam artık sizinle işimiz bitti, bir daha bizi aramayın, bir daha bizi sormayın asla demiyoruz ki. Onlar zaten buradaki o sıcaklık, o aile ortamıyla gittikten sonra bizi yalnız bırakmıyorlar, öyle ifade edeyim. Sahada karşılaştıkları probleme bir e-posta, bir telefon kadar yakınız. Hatta dönem dönem gidip onların hizmet verdiği sahada da onları ziyaret ediyoruz. Bizim belki de geçmişten şu ana kadar gelen başarımızdaki en önemli mihenk taşı, öyle ifade edeyim. Kursiyerlerimiz burayı 15 günlük yüz yüze, işte 15 günlük internet programı olarak değil, daha sonra her zaman gelebilecekleri sıcak bir kapı, sıcak bir yuva olarak görüyorlar. Ve sahada da onların problemlerine, onların dertlerine çözüm bulan bir bakış açısını her zaman onlara da ifade ediyoruz. Hedeflerine değinerek sözlerini noktalayan kurucu ortak Gücel Karakuş, ülke kaynaklarımız iyi değerlendirilirse dünyada ses getirecek iş güvenliği uygulamalarına imza atabileceğimizin de altını çiziyor. Eğitimin yanı sıra bir de sahada danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Sahada yine yani iş yerlerinde risk analizleri, acil durum planları, iş eğitimleri, çalışanlara özel eğitimler veriyoruz. İş sağlığı güvenliği temel eğitimlerinin yanında bu danışmanlık hizmetleriyle birlikte hedefimiz çok kısa sürede adımızda da olduğu gibi yeni bir ses, yeni bir soluk getirmek
ve bu sesin tüm ülkeye, hatta yapacağımız bir takım özel iş sağlığı güvenliği yazılımlarıyla Avrupa'ya ve Amerika'ya ve dünyanın tamamına yayılması. Biz iddia ediyoruz, bizim ülke mevzuatımızı ve bizim ülke kaynağımızı iyi değerlendirip iyi kullanabilirsek dünyada ses getirebilecek iş sağlığı güvenliği uygulamalarını burada ülkemizde oluşturabiliriz. Bunun altyapısı var, biz buna inanıyoruz.